Sevgili dostlar, sevgili canlar, hepinize merhaba. Bu videomda dünyamızın halihazır durumuyla ilgili bir tespitimizi paylaşacağım ve ne yapmamız gerektiğiyle ilgili de hepinizle paylaşmak istediğim çok önemli bilgiler var. Hep beraber biliyoruz ki dünyamız hiç iyiye doğru gitmiyor. Negatif dediğimiz enerji ve negatif enerji cephesi o kadar aktif, o kadar hızlı, o kadar güçleniyor ki, birleşiyor ki bizler iyiler, iyi olanlar ne yapıyoruz buna karşı ve ne yapmalıyız? Burası çok önemli. Ve ben bugün iyilerin durumunu sizlere söyleyeceğim. Evet, negatif cephe çok aktif. Negatif cephe gitgide çok hızlı bir şekilde birleşiyor ve bütün insanlık olarak hepimiz çok yoğun olarak negatif enerji saldırılarının sonuçlarını her düzeyde yaşıyoruz. Hayatımızın her bölümünde, topraklarımızın bereketinde ve kıtlık, iklim değişiklikleri derken hepimizin hayatına girmedi mi virüsler? Covid dedik, şimdi başka şeyler söylemeye başladık ve başlayacağız önümüzdeki süreçte. Bunların tamamı negatif enerji cephesinin, negatif enerji savaşında kullandıkları silahların teker teker adıdır. Üretilmiş, yapay olarak geliştirilmiş ve insanlığı yok etmek, insanlığı evet nüfusunu azaltmak, zorluklara doğru insanlığı götürmek için negatif cephe çok yoğun çalışıyor. Onlar dediğimiz gibi çok aktif, çok hızlılar, çok hızlı birleşiyorlar. Onlarda çok Allah korkusu yok. Onlar çok fazla incelemezler. Düşünsenize, Allah'ın verdiği canı sadece almak, o canı almak sadece Allah'a ait değil midir? Bunlar kendilerini Allah'ın yerine koyup, Allah'ın o yarattığı canları virüslerle yok edip veya başka yollarla yok edip, o insanlığın nüfusunu azaltarak dünyaya iyilik getireceklerini düşünecek kadar cahiller, bunu yapacak kadar da korkusuzlar, Allah korkusu olmayan insanlar. Bunlar kimdir diye sorarsanız, bunlar her yerde varlar. Her yerde, sokaklarda, her pozisyonda varlar. Ve bunlar kimisi uzaydır, kimisi uzaylılarla birlikte hareket eden ve enerji kullanıyorum diyen maalesef enerji uzmanlarıdır. Negatif enerji cephesi o kadar geniş ki ve onların birleşmeleri o kadar hızlı, o kadar kolay ki ufacık bir menfaat bile onları çok kolay birleştirebilir. Kiminin makam mevki hırsı vardır, kiminin para pul hırsı vardır. Yani dünya işleri ile o kadar çok yoğun birliktedirler ki onlara söylenecek çok küçücük bir menfaat onları o cephede var eder. O cepheyle onlar çok kolaylıkla gönül birliğine girerler. Evet, onlara sorarsanız onlar da Allah'ın enerjisini kullandıklarını söylerler. Doğrudur, uzay da Allah'ın enerjisidir. Ama arkadaşlar, canlarım, lütfen şunu unutmayın. Negatif enerji adı üzerinde negatif enerjidir. Allah melek ve şeytanı yaratmıştır. Evet, ama insanlara da bir akıl vermiş ve bir irade vermiştir. Bizler iradelerimiz ile kararlarımızı veririz ve yaşadığımız hayata kader deriz. Demek ki kader iradeye tabidir. O zaman bizlerin kullanması gereken enerji pozitif olan, Allah'tan gelen, Allah'a giden yoldur. Allah'a giden yolda bizler ocaklık diyoruz ve ocaklık enerjisi diyoruz. Bakın, bizler bu ocaklık kanallarımızı açtıkça, o ocaklık kanallarımızın dışındaki bütün kanalların açılmasına rıza göstermedikçe,
Açılmış olanları zaman zaman kontrol ederek o kanalları kapattıkça aslında şunu yapıyoruz. Pozitif ve iyi olanlar birleşiyor ve negatif cephe gibi aktifleşiyor. Onlar çok aktif, biz çok pasifiz. Onlar çok hareketli, bizler uykudayız. Peki iyiler dediğimiz o cepheye bir bakalım mı hep birlikte? Ama üzüleceğimiz şeyler göreceksiniz bakarsak. Onlar birbirlerini yemekle meşguller. Onlar sözüm ona rekabet ediyorlar. Onlar sözüm ona kendilerini çok önemli gösterme peşindeler. Bir numara olma, popüler olma, ünlenme, şanlanma peşindeler. Kitaplar yazmışlar, kitaplarını satma peşindeler. Programlara katılıyorlar ve iyileri kötülemekle meşguller. İyiyiz diyorsunuz. Peki iyiler nasıl birbirleriyle böyle yıkıcı, çamur atıcı, yok edici rekabet ederek nasıl birleşecekler sevgili kardeşlerim? İnsanlar şunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Olduk dememeliyiz. Olduk dersek öldük demektir. Ve bizler aynı çiçeklerden ders alırız. Hayat dersi. Hatırlatıyoruz her zaman. Ne yapıyor o çiçekler? Sadece çiçek olarak çiçek açmaya bakıyorlar. Ve hiçbir başka çiçeği kıskanmakla uğraşmadan bunu yapıyorlar. Açıyorlar çiçek olarak, çevrelerini güzelleştiriyorlar. Evet, iyiler olarak bizler, hepimiz, evet bildiklerimiz ne varsa iyilik olarak, iyilerin çoğalması için yapabileceklerimiz ne varsa, evet onları ortaya koymalıyız. Birbirimizi yok etmek, birbirimizin önüne geçmek, birbirimizle sözüm ona rekabet etmek. Bunun için hiç zamanımız yok ki. Eskiden çok zamanlar vardı, insanlar birbirleriyle uğraşmıştı. Ama bakın artık acelemiz var. Acelemiz var çünkü zaman çok daraldı. Bakın çevrenize, iklimlere bakın. Yağması gereken yağmurların yağmadıklarına bakın. Su, kuraklık, kıtlık, bütün bu riskleri görün. Virüslere bakın. Virüslerde insanın düştüğü çaresizliğe bakın. Evet sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün bunlar, yaşadığımız her şey mutlaka Allah'ın izniyle oluyor. Allah bizim davranışlarımıza, yaşam şekillerimize bakarak bir şeylerin olmasına mutlaka izin veriyor. Ama nereye kadar izin verir? Geçmiş kavimlere bakmalıyız. Bu geçmiş kavimler evet bizler gibi yaşıyorlardı. Ama Allah'ın dediği gibi değil, Allah'ın demediği gibi yaşayan o kavimler en sonunda Allah'ın gazabına uğramamışlar mıydı? O kavimler yok oldular, acılar çektiler. Peki bizlere ders değil midir geçmişte olan her şey? Bakın bizler de o kavimler gibi her an, her an o Allah'ın gazabına uğramak üzereyiz. Allah bize her şeyi vermiş, sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı olalım diye. Ama bizler hasta oluyoruz, bizler sağlıksız oluyoruz, bizler mutsuz oluyoruz, bizler başarısız oluyoruz. Neden arkadaşlar bunu böyle oluyor? Çünkü bizler Allah'ın söylediği şekilde değil, Allah'ın hiç yapma dediği şekilde yapar olmuşuz hayatlarımızın içinde. Evet bizler gerçekten Allah'ı bilmeli, Allah'ın bizden ne istediğini bilmeliyiz. İyilik cephesi, pozitif cephe kazanmak zorundadır. Çünkü Allah iyilerin yanındadır. İyi olduk mu Allah bizim ortağımızdır. Allah iyilerin yanındadır ama. Aması var arkadaşlar. Allah'ın da bizden istedikleri var. O bize diyor ki, arkadaşlar bize Allah şunu söylüyor. Bir olun, iki bir yapın, birleşin. Biri iki yapıp çoğalın ve Allah'a giden yolda dost doğru yürüyün. Dost doğru yürümek demek iyi olmak demektir. İyi olmak demek
hayata geliş amaçlarımızı bilmek demektir. Her birimizin bu hayata gelirken bir yaşam amacımız var. Bakın ben şu anda bu videoyu niye çekiyorum? Evet, görevimdir. Görevim paylaşmaktır. Görevim iletmektir. Görevim öğretmek ve öğrendiklerimi paylaşmaktır ve çoğaltmaktır böylece. Ben bunları size niye anlatıyorum? Bir görevdir. Anlatmak görevim benim. Anlatıyorum çünkü gidişatı görüyorum. Gelecekle ilgili evet aldığımız bir takım bilgiler var. Allah dostlarından gelen bilgiler var. Gördüklerimiz var bizi tedirgin eden. Ve onların dediklerini aktarıyoruz sizlere ki gelecek güzel olsun diye. Daha yaşanabilir güzel bir dünyayı kuralım diye. Allah'ın o mutlu, sağlıklı, başarılı olmamız için bize verdiklerinin farkında olalım diye. Evet, şunu söylüyorum kısacası. Kötüler çok aktif, iyiler en az kötüler kadar aktifleşmelidir. Uyanmalıdır, birleşmelidir ve bir bütün olmalıdır. Allah'a güçlü şekilde Allah'ın yolunda yürümeli, güçleri dağıtmamalı, güçleri birleştirip Allah'a giden yolda güçlü, kuvvetli, kararlı bir şekilde yürümeliyiz. Böyle yaparsak o negatif cepheden korkmamıza gerek yok. Onlar bizden korksun. Çünkü Allah'ın üstünde hiçbir güç yoktur. Allah'ın kanalından daha kuvvetli bir kanal da yoktur. O yüzden bizler morallerimizi yüksek tutmalı, inanmalı ama farkındalıklarımızı geliştirip kullanmaya bir an önce başlamalıyız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.